soracağım sana. Bu kadar emek veriyorsun, buraya gelip gidiyorsun. Kazandığın altınlardan niye kayınvalidene veriyorsun? Kayınvalidenin çok mu ihtiyacı var? Başak. Vermesem kötü gelin. Yapma ya. Yani vermesem yani olur mu? Yani sırf altınları almak için mi buraya destek çıkıyor sana? Yoksa hani gelir mi? Yani. Evet. Daha bir tane daha istiyorum dedi az önce Hayriye teyze. İsterim, ne olmuş? Ama vermiyor gelinin, ne yapacağız? O zaman ben niye geleyim ona destek? Ama sen yemek mi yapıyorsun Hayriye teyze? Ne güzel beş çayına geliyor gibi burada muhabbet ediyorsun. Destek veriyorum. Nerede destek veriyorsun? Anne bir tane çeyrek takmadın bana. Destek versen tabağımı bulursun. Ben şuradan istediğim hiçbiri yanaştırmadım. Çeyrek. Çeyreklere de bölüşürüz, büyük altınlara da bölüşürüz. Bence o altınları geri ver bence. Gerçekten. Çeyrek az gelir sana. Kız bunlar verir mi? Ben vermem. Ben bu gelinlerin gözü doymaz. Şu dünyayı versenlere gene var mı derler. Uzayda bir şeyiniz sen var mı onu verin bize. Vermez miydin geline kazansaydın altınları? Verirdim biz tabii bize. Biz veririz biz hiçbir şey düşünmeyiz ki. Anne. Efendim. Bak hamurumu ışığın üstüne koymuşsun, ne hale getirmişsin ya. Aa. Şuraya bak. Kız doğru söyle. Baksana. Eyvah. Ekmek olmuş bildiğin, pişmiş hamur. Pişirmiş. Kız ben oraya koydum kenarda bir yere. Ya niye koyuyorsun anne hamurumu? Mis gibi hamurdu. Ay vay. Bilerek yaptım dedim, bence bak, Hayriye teyze Zeynep. Ya. Bak Allah aşkına ekmek olmuş. Yemin ederim ekmek olmuş. Sen ya. Çağırdın. Bak ben sana dedim o kadar gelmesin diye ya. Ya, var ya. Sen ne bileyim böyle olacağını. Ben bilmiyordum. Evet. Bilmiyorum. Anne sen de bilmeyerek hamuru, yani Şiva'nın hamuruna şeker kattı, benim hamurumu da ekmek yaptı. Tamam Şiva'nınkine kattım, onu da bilmeden seninki de bilmiyordum. Ay hiç inanmıyoruz Hayriye teyze. İkisine de inancı size de bilmiyordum. Ama neden hep sen, neden diğer kayınvalideler değil? Hamuru doğurduruz gelini yoğuramadı şimdi. Aynen olabilir ama bak girdim. Bir ihtimal daha var. Zeynep belki de yapamadı, suçu Hayriye anneye de atıyor olabilir. Ben şimdi gelinleri tutuyorum, doğru diyorlar. Şimdi Hayri mutfağa girdi diye Zeynep suçu atıyor Hayri'nin üstüne. Ama kabul ediyor. Hayır ben koydum hamuru oraya. Bak, ama bir şey yapmadım. Ama, yapmamış. Bir şey diyeceğim. Onu oraya koyduysa bile Zeynep'in ona dikkat etmesi gerekmiyor mu? Evet. Ama orada o telaşta etmemiş edebilir, olabilir. Ama dikkat etmesi gerekiyor. Koyduğu yerde diye düşünüyordu. Nereden görsün kız oraya kaldı? Sonuçta orada bir şeyler yaparken yarışma etrafı gözlemliyor. Bence Zeynep beceremedi. Bence de beceremedi. Olabilir olabilir. Kızlar. Kayınvalideniz hamurunuzu sabote ederseniz nasıl kurtarılır adlı çalışmama başlıyorum. İzleyin beni. Şiva sen de gör de öğren. Öyle ben senin gibi hamurumu yaktım diye ağlamam. Hiç merak etme. Sen orada oynuyorsun ama ben şimdi bunu farklı bir hal vereceğim Zayda Hanım. Son günlerin tadını çıkar Zeynep. Sabotesini asla... Ne ara koydu onu oraya da ne ara o hamur öyle ısındı? Peki bunu nasıl kurtaracaksın? Bunu turta tarzı yapacağım. Şu hamuru da kurtarırsan baksanıza Zeynep var ya. İçi pişmiş ekmek olmuş artık. Dibini görüyor musunuz? Aa bayağı kek gibi çıkmış. Bildiğin kek yani. Ama sen bunu da kurtarırsın bence. Evde çok mu hamur bozduğunda bu kadar profesyonelsin bu konuda? Canım bunun hamur bozmakla alakası yok. Araştırıp öğrenmekle alakası var. Sana da tavsiye ederim. Yok ondan sen bir her tereyağı... bozduğun hamuru çöpe mi atıyorsun bu kadar? Hayır, israf mısın ki. Yoksa sen ben israfçı hamur mısın? Bozmuyorum tatlım. Sümeyra dün sen burada yarışırken elin ayağına dolandı canım. Yani şu an benim şu an bu hamuru gördüğümde bak gösteriyorum. Altını görüyor musun? Kek bildiğin ekmek. Çatır çatır. Bak şuraları görüyor musun? İşte fırına versen biraz daha üzeri kızaracakmış. Ben bu hamuru adam etmeye çalışıyorum. Senin gibi Şiva gibi oturup ağlamıyorum. Zeynep. Tatlım birincisi benim ağlamamın ben sebebi. Ben bunu oturup olmamış Sümeyra, deyip sizin önünüze tatlı da koymayabilirdim. Sen de ağlamak üzeresin. Cevabımı vermek istiyorum. Birincisi ağlamamın sebebi programdan sonra adaletsizlik ve haksızlıktı. O masa kesinlikle birlik bir masa değildi. Bak yine aklıma geldi sinirlendi. Şu an biri ben vermişim gibi konuşuyorsun. Şiva tesadüf de olabilir belli de olmaz. Tek bak şu an sana göre konuşmuyorum. Genel olarak konuşuyorum. Bence sen hak etsin. Sarsa teselli yapacak. Şiva bir saniye. Biri hak etmiyor Şiva. Bak emin ol. Bak senin, Sümeyra bak. Şiva bile burada 8 kat hamur açtı. Bak açamayan Şiva haklı burada oklavayla yani. Yufka açtı ve ince açtı yani. Ve gayet de güzel oldu yedik böreğini. Sen burada hamur
Hingel'in hamurunu gerçekten hamur yapmışsın yani. Ya bir şeyi de kabul edebilirsin Sümeyra. Niye bu kadar diretiyorsun hala? Doğru olsa söylediğin tamam kabul ederim. Ama genel olarak düşük puanlar almadın mı? Neyden bahsediyorsun? İşte adaletsiz olduğunuz için, rakip olarak gördüğünüz için yapıştırdınız biri, yapıştırdınız ikiyi, üçü. Eyvah eyvah. Şimdi gelmiş bana burada laf yapıyorsunuz. Gerçekten Allah aşkına güçlü ya. Rakip bir yarışmacı olsaydın ya. İddialı yemekler çıkartırdın diyorum ben bu kadar. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Ben iddialıyım, size o bile fazla. O zaman aldığım puanlara teşekkür edeceksin. Vallahi biri hak etmiyorum. Hakkımı da hiçbir zaman helal etmiyorum. O biri kim verdiyse abartın. Diğer tarafta da hakkımı helal etmiyorum. Açık açık söylüyorum. Gerçekten çok abarttın. Şöyle abartmak yani. Değil bu. Sonuçta burası bir yarış programı. Emin olsana biri verirse sen de bu kadar tamam, tepki gösterirsin. Evet ama derim ki tamam evet derim. Beni rakip görmüş evet. Deyip keserim yani. Seni hala bir aldım da bir aldım bir arkalarda, aldım. Arkalarda kulislerde ağlamalar, evet. Zırlamalar, vurmalar, kırmalar. Bir saat seni teselli ettim. Birincisi Sümeyra enerjimi topla diye. Kurduğun cümleye dikkat et. Bir kere ağlıyorsunuz çocuk musun sen? Ağladığımı kabul ediyorum zaten. Niye ağlıyorsun? Burası bir yarışma. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Ben kaybettiğime değil zaten. Arkadaşım anlamıyor musunuz? Birlik bir masa değildi diye. Bir verilmez emek var bir kere ortada. E tamam ben verildi diye yani ne olacak düşük yani? Düşük puan aldığım için ağlamadım. Biri aldığım için ağladım ya. Tamam da ben de diyorum ki yarışmadayız. Ağlamanı gerektirecek bir durum sinirim yok yani. Boşaldı. Burada dengeler sinirleri değişebilir. Bozuluyor. İnsanın sinirleri düşük bozuluyor. Düşük puanlar olabilir, yüksek puanlar olabilir. Bunlar tabii, olabilir insanın yani. İnsanın sinirleri kızlar, bozuyor. Kızlar gün birincisini de görelim. Madem böyle birilerden gidiyorsunuz ama şunu da söyleyeyim Allah aşkına. Hak helal etmemek bence ciddi bir konu. Bence tekrar de. Sizi düşünmeye davet ediyorum. Bakalım bugün ne yapacaksınız? Ve hazır mısınız? Zeynep. Aç bakalım bugün ne yapıyoruz? Açıyorum. Piyaz. Piyaz yapıyoruz kızlar. Vallahi güzel piyazı yapan beşi kapar ben söyleyeyim. Bunların da yapılacak küçük işlemleri kaldı. Sosları hemen kaldı. İki tane onları da hallediyorsunuz ben. Ve aynen. Devam ediyoruz. Yarışlar şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane.